Ben Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan. Mezitli Türkiye'nin en hızlı ve iyi gelişen ilçelerinden birisi. Resmi nüfus 226.000. Bu nüfusun 5'te 1'i kadar 45.000 emeklimiz yaşıyor aynı zamanda. Suriyeli, Rusya, Ukrayna ve diğer ülkelerden de konuklarımız mevcut ayrıca. Yaz dönemi nüfusumuz artıyor. Belediyemizin temel hizmetleri yanında halkımızın gereksinme duyduğu sosyal ve ekonomik sorunlara da her zaman eğiliyoruz ve ön planda tutuyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, 100. yılını kutlayacağız. Emeklilerimizi düşünmek zorundayız. Toplumun en büyük sıkıntısı olan kesimi emekliler olduğunu biliyoruz. Bu amaçla iki konuda 29 Ekim tarihi itibariyle iki kesime 1.000 lira yardım yapacağız. Birisi 65 yaş maaşı alan herkese, Mezitli'de oturan herkese 65 yaş aylığı alanlara yardım yapıyoruz. İkincisi 65 yaşını doldurmuş ve aylık geliri 8.000 liranın altında olan tüm emeklilerimize de aynı şekilde emekli ikramiyesi vereceğiz. Bu rakamın yeterli olmadığını biliyoruz. Önümüzdeki hedefimiz bu yardımın her ay emeklilerimize bir şekilde ödenmesi yönünde olacaktır. Emeklilerin durumu göz önünde. Bunu söylememize gerek yok. Çünkü niye? Sürünüyorlar. Domatesiymiş, patatesiymiş, soğanıymış, ekmeğe bile biz gidiyoruz, kartla alıyoruz. Kartımız olmasa ona da gücümüz yetmiyor, emekli olarak da. Faturalarımızı da öyle ödeyemiyoruz. Su faturaları, elektrik faturaları üst üste geliyor. Ödeyemiyoruz. Çayı başka yerlerde gidiyoruz, 7,5, 10 liraya içiyoruz. Buna emeklinin gücü yetmez, hiçbir zaman yetmez. Neşet Tarhan Başkanımızın buraya yapmış olduğu emekliler evinin çok güzel, iyi yönleri var. Nasıl? Emekli geliyor burada, oturuyor, bir hava alıyor, dinleniyor, hiç olmazsa suyunu içiyor, çayını içiyor. Çok güzel bir şey. Bir de ikramiyeyi duyduk, hani 1.000 lira yardım ikramiye mahiyetinde. O da güzel bir şey, güzel bir katkı. Ne bileyim, Türkiye'de 82 vilayet, 85 vilayet var ama böyle bir yöntem kimse uygulamadı şu ana kadar. Bundan dolayı da kendisini tebrik ediyoruz. Çalışmalarında yolu açık olsun. Ben iki kişi, eşim de emekli, ben kendim de emekliyim. Ama iki tane emeklilik yetmiyor, artı eşim başka bir işte daha çalışıyor. Çocuklara para göndermekte çok zorlanıyoruz. Torunlarıma ben harçlık veremiyorum. Çok zor durumdayız. Pazara gittiğimiz zaman çok zorlanıyoruz. Başkanımızın da 1.000 lira vereceğini duyduk. Çok memnun olduk. Başkanım, sizinle her zaman gurur duyuyoruz. Arkanızdayız. Her zaman sizi destekliyoruz. Sonuna kadar da destekçiniz olacağız. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Ben Mezitli Viranşehir'de oturan bir emekli sakinim. Şu anda emekli maaşıyla geçirmek isteyenlerin aldıkları emekli maaşıyla geçirmeleri çok zor. Sağ olsun, bu konuda da Mezitli Belediye'miz işte emeklilerin oturabileceği, sohbet edebileceği, arkadaşlarıyla gündemi, ortamı konuşabilecekleri güzel bir ortam hazırlamıştır. Yani şimdi emekli arkadaşlarımız 7500 lirayla geçinmek zorunda. İşlerinde ev kirası vermek zorunda olan arkadaşlarımız, dostlarımız var. Bunlar da bizi üzüyor. Tabii ki biz isteriz bu ortamda daha iyi bir şekilde gezebilmek, eğlenebilmek, çoluk çocuğumuzu istediğimiz yere götürebilmek için daha güzel bir maaş almayı biz de düşünüyoruz. Fakat maalesef bugünkü Türkiye'nin ortamında bize bunu sağlayacak bir ülke yönetimi de yok. Tabii ki bu belediyemizin uyguladığı güzel bir uygulama. Az önce de dediğim gibi çoğu emekli arkadaşımız 7500 lira geçirmek zorunda kalıyor. O yapacakları yardımdan dolayı az da olsa
kendileri için bir ufacık bir katkı olabilir. Biz farkındaysanız bir emeklimiz şu anda gidip bir kilo et bile alamıyor. Pazara gidip pazardaki alışverişini bile yapamıyor. En azından bir katkı olmuş olur. Bu konudan dolayı da teşekkür ediyorum başkanımıza ve belediyemize. Emekliler hakkında Türkiye'nin bir gerçeği, herkesin bildiği bir şey var. Geçinemiyorlar. Geçinemiyoruz. Böyle giderse de daha kötü olacağız. Yani bir damla da olsa bir iyilik, bir güzellik aynı belediyenin verdiği ekmek gibi. Ama bizi bunlara muhtaç edenler utansınlar. Yani bunu verenler değil ya da biz aldığımız için sevinmeyelim. Bizi bunlara muhtaç edenler utansın. Bugüne kadar muhtaç değildik. Emekliler şu anda rezalet içinde. Yani 7500'den ne yapılır? Hiçbir şey yapılmaz. Kiralar 16-17 milyar. Zor yani, durum çok zor. Şu anda sigara içiyorum, kaçak tütün içiyorum. Paket bile alamıyorum. Ben kendi Adıyamanlıyım, depremzedeyim. Depremden beri buradayım. Memnunum yani, gelip burada oturuyorum, çok güzel. Cuma günleri çay parası yok falan filan. İyi yani, memnunuz ha. 7,5 milyon maaşla gerçekten geçinmek çok zor. Allah herkese yardım etsin. Bu bizim, mesela ben bir bayan olarak markete giriyorum. 3 parça bir şey alıyorum, 300 lira tutuyor, 400 lira tutuyor. Bir dahaki sefere gidiyorum, o 300'e aldığım 500 lira tutuyor. Bana bugün bak pazartesi pazarı var, pazartesi pazarına gideceğiz. Üzümün kilosu 40 lira, karpuzun kilosu 12 lira, şeftali 25-30 lira. Yani hakikaten geçinmek çok zor. Herkesin zorlandığı gibi biz de zorlanıyoruz tabii ki. O yardımı şimdi duydum sizden, çok mutlu oldum. Ne kadar güzel belediye başkanımızın böyle bir şey yapması. Gerçekten siz bütün emeklilere güzel müjdeli bir haber vermiş oldunuz. Herkes adına, belediye başkanı adına ben de çok mutlu oldum. Gurur verici bir şey. Ne diyeyim, arkamızda maşallah, çok teşekkür ederiz.